Bilgili Kal kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda bugüne kadar uzaya gönderilmiş en güçlü teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu hakkında bilgiler paylaşacağım. İyi seyirler. James Webb Uzay Teleskobu, kızılötesi astronomiye yönelik bir uzay teleskobudur. Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskoptur. Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen ardılı olacak şekilde planlanmış, NASA öncülüğünde ve ESA ile CSA'nın desteğiyle geliştirilmiştir. Aralık 2021'de fırlatılmış ve Ocak 2022'de yörüngesine girmiştir. Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James Webb'den alan James Webb Uzay Teleskobu, 6,5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan kızılaltı bir teleskoptur. Bu ayna 13,5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu zamanı görmesini olanaklı kılmaktadır. Kızılötesi ışığı gözlemlemek için ayarlanmış olan 6,5 metrelik bu teleskop, Dünya'dan neredeyse 1,5 milyon kilometre uzaklıkta yörüngeye yerleştirilmiştir. Bu uzaklık Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın 4 katı kadardır. 1995'te Hubble'ın ardılı olarak tasarlanan James Webb Uzay Teleskobu'nun tamamlanması uzun sürdü. Birçok teknik engelle karşılaştı. 25 Aralık 2021 tarihinde fırlatıldığında L2 yani Lagrange noktası 2 konumu etrafında Güneş'ten uzak Dünya'nın yörüngesinin 1,5 milyon kilometre ötesinde bir yerde sıkı bir yörüngeye oturmuştur. L2 konumu uzayda Güneş'in ve Dünya'nın kütle çekiminin birlikte çalışıp Güneş'in etrafında yörüngede dönen bir nesneyi Dünya ile aynı oranda çektiği, yörünge dönüşünü bir yılda yapmasını sağladığı yerdir. Yani James Webb Uzay Teleskobu büyük ölçüde Dünya'nın gölgesindedir. Bu durum Güneş'ten gelen ısı kirliliğini önler ve teleskobun derin uzayda çok soluk kızılaltı kaynaklarını saptamasını olanaklı kılar. NASA, teleskobun aydaki bir yaban arısının ısısını daha hesaplayabildiğini iddia etmektedir. Üzerinde yer alan hassas aygıtlar, dev gezegenlerin ve gezegen sistemlerinin kızılötesi görüntülerini çekme ve tayflarını ölçerek yaşlarını ve kütlelerini belirleme imkanına sahiptir. Bunların dışında, başka yıldızların çevresinde yer alan disklerin tayf ölçümlerini yaparak gezegen sistemlerinin doğmasına olanak sağlayan türden olan disklerin bileşenlerini tanımlamaya da imkan verir. Son derece hassas aygıtları ve büyük aynasıyla gezegenlerin doğduğu toz disklerini gözlemleyebilmenin yanında, kendi yıldızlarının önünden geçen gezegenlerin hava küre bileşenlerini de gözlemleyebilir. Her ne kadar gezegen bulmak için geliştirilmiş bir teleskop olmasa da gelişkin yetenekleri bu teleskobun yeni gezegenleri inceleyen ve Güneş sistemimizin nasıl oluştuğu ve nasıl evrim geçirdiği konularını araştıran gökbilimciler için önemli bir araç haline gelmesi konusunda ümit vermektedir. James Webb Uzay Teleskobu'nun yaklaşık yarısı kadar bir kütleye sahip olmasına karşın berilyumla kaplanmış 18 altıgen aynanın birleşmesiyle oluşan ana aynası 6,5 metre çapı ve 25,4 metrekare yüzey alanıyla Hubble'ınkinden daha büyüktür. James Webb Uzay Teleskobu'nun tasarımının ana odağı yakın kızılötesi astronomidir. Ancak cihazdaki enstrümanlara bağlı olarak turuncu ve kırmızı görünür ışığın yanı sıra orta kızılötesi bölgeyi de görebilir. Tasarım 3 ana nedenden dolayı yakın ve orta kızılötesine odaklanmıştır. Her bir katmanı insan saçı kadar ince olan 5 katmanlı güneşlik, DuPont firması tarafından temin edilen polimit kaplı bir örtü şeklinde olan Kapton-E'den yapılmıştır ve her iki tarafında membran özellikle alüminyum ile kaplanmış olup güneşe bakan tarafın kaplanmasında katkılı silikon kullanılmıştır. Bu katman en çok ısınan iki katmandan biridir. Ariane 5 roketinin yük kaportasına sığması için 12 kez katlanacak şekilde tasarlanmıştır. L2 noktasında konuşlandırıldıktan sonra açılarak 14.162 x 21.197 metrelik bir alan uzunluğuna sahiptir. Güneş kalkanı Northrop Grumman'a teslim edilmeden önce Alabama Huntsville'deki Mantec'te elle monte edilerek test edilmiştir. Webb teleskobunun çektiği ilk fotoğrafta SMACS-0723 galaksi kümesinin 4.6 milyar yıl önceki görüntüsü görülmektedir. James Webb Uzay Teleskobu'nun optik tasarımı, geniş bir alan üzerinde optik sapmalardan arınmış görüntüler sunmak için kavisli ikincil ve üçüncül aynalardan yararlanan 3 aynalı bir sistemdir. Ek olarak görüntü sabitleme sağlamak için konumunu saniyede birçok kez ayarlayabilen hızlı bir sevk ve irade aynası vardır. Ball Aerospace teknoloji şirketi, NASA ile yapılan bir sözleşme kapsamında ana yükleniciliği Northrop Grumman Uzay Sistemleri tarafından yönetilen James Webb Uzay Teleskobu projesinin başlıca optik ayna alt yüklenicisi olmuştur. 18 birincil ayna parçası, ikincil, üçüncül, sevk ve idare aynası ve uçuş yedek parçaları Ball Aerospace tarafından üretilip parlatıldı. Birincil aynanın son bölümü 3 Şubat 2016'da, ikincil ayna ise 3 Mart 2016'da kuruldu ve 25 Aralık 2021 tarihinde uzaya fırlatıldı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, bilgili kalın.